sıfırdan başlayarak bir yılda milyonlarca para kazanabilir misiniz? Genç yaşınızda kaç bin kişiyi dolandırabilirsiniz? Kim o da bu hafta? Türkiye'nin tosuncuğu Mehmet Aydın. Mehmet Aydın, namı diğer Tosuncuk, 31 Mayıs 1991 yılında Bursa Nilüfer'de dünyaya geldi. İlk öğretimini Bursa'da tamamlayan Tosuncuk, Bursa'nın ünlü restoranlarından birinde bulaşıkçı olarak işe başladı, garsonluk yaptı. Daha o zamanlarda hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu satın alma, şantaj, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, ateşli silahlar kanununa muhalefet dahil toplam 13 suç kaydı bulunan Tosuncuk, sonraları çalıştığı restorandan ayrılarak Çiftlik Bank'ın temellerini attı. Başta bir oyun aplikasyonu olarak tasarlanan Çiftlik Bank, Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs olmak üzere faaliyete geçti. Yıllardır tarım ve hayvancılık hayalleriyle yanıp tutuşan halkın ilgisini oldukça çeken bu uygulama, kısa süre içerisinde yüz binlerce kullanıcıya ve milyarlarca liralık fona sahip dev bir şirkete dönüştü. Birçok siyasetçi, sanatçı, iş insanı projeye destek verdi. Mehmet Aydın, tarım sektöründeki kalkınmanın öncüsü olarak gösterildi. İşaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın marşlarıyla açılışlara katılan Tosuncuk, halk kahramanı gibi sahnelere çıkıyor, gittiği tüm şehirlerde coşkuyla karşılanıyordu. Tosuncuk, aynı zamanda oyuna yatırılan paralarla büyük tesislerin yapılacağını vaat ediyordu. Konya'nın Tuzlukçu Belediyesi de bu vaatlerden nasibini aldı. Burada 2300 dönüm arazi satın alan Tosuncuk, temeli törenle atılan tesise tabela ve giriş kapısı dışında hiçbir yatırım yapmadı. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akboğa, sonraları bunlara inandık ve güvendik. Bu süreçte umutlarımızla oynandı diye konuşacaktı. Oldukça kısa bir süre içerisinde dev bir şirkete dönüşen yapı, kuruluşundan bir yıl sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna toslayacaktı. Rapordan çıkartılan sonuçsa sisteme para aktaranların ileride mağdur olabileceği kanaatini taşıyordu. Çanlar artık Tosuncuk için çalıyordu. SPK raporlarının üyeler tarafından duyulmasıyla ortalık yangın yerine döndü. Cebindeki son kuruşa kadar Çiftlik Bank'a yatırım yapan insanlar yatırdıkları paraları geri almak isteseler de alamıyordu. Sistemden kazanç elde edenler, mağdur olanlar, mağdur olacağını önceden keşfedip keskin zekalarıyla mağduriyetten kurtulanlar, mağduriyet yaşayanların yarasına tuz ruhu basar gibi mağdurlarla dalga geçenler, müstehak diyenler, intihar edenler. Çiftlik Bank, ülke gündemine atom bombası gibi düşmüştü. Soruşturmalar yıldırım hızıyla başlatıldı. Söylentileri bertaraf etmek ve saadet zinciri mantığında bir şirket olmadığını göstermek için yeni üye alımlarını durdurma kararı verdi. Tüm reklamlarını durdurdu. Medyatik yüzleriyle bu soruşturmanın Türkiye'nin tarım alanında gelişmesini istemeyen dış güçlerin oyunu olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. Nihai son ise 2018 yılında geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 132.222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972.622 lira toplandığının tespit edildiği öğrenildi. Eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin sonucuna varıldı. Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Yönetim kurulu kıskıvrak yakalansa da yaptığı vurgunu Bitcoin gibi kripto paralara yatıran Mehmet Aydın yurt dışına firar etti. Hakkında kırmızı bültenli arama emri çıkartılan, Interpol tarafından didik didik aranan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank ailesine gönderdiği son videoda kendisinin de mağdur olduğunu, kesinlikle ailesine bir yanlış yapmadığını belirten bir açıklamayla sırra kadem bastı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Çiftlik Bank mağdurları hız kesmeden mağduriyetliklerinin üstüne bir tanesini daha ekleyerek paralarını geri almak umuduyla bir kere daha dolandırıldı. Tosuncuğu arama timleriyle Çiftlik Bank mağdurlarını kurtarma timleri Aydın'ın peşine düşse de yeri hiçbir zaman tam olarak saptanamadı. Arjantin, Uruguay, Paraguay, Ukrayna, Brezilya gibi ülkelerde o burada çığlıkları atıldı. Ferrarisiyle caddelerde yanlarken, lüks yatında keyif çatarken ki halleri basına sızdı. Öldü haberleri çıktı. Öldü haberlerinin üstüne kendini öldü gibi gösteriyor haberleri peşi sıra dolaştı. Mehmet Aydın'ın durumu hala gizemini korurken akıllarda
tek bir soru yankılanıyor. Dolandırıcı Mehmet Aydın mı suçlu, yoksa kısa yoldan çok para kazanmak isteyen mağdurları mı? Bu sorunun cevabı da her birimizin içinde yatıyor.